1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda yine değerli hocamızı sizlerle bir araya getirdik. Ve bypass tam ameliyatını konuşacağız. Kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cenel bizlerle birlikte olacaklar. Bypass ameliyatı hakkında merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını hocamdan alacağız. Öncelikle damar sertliği nedir, kalp krizine neden olur diye ilk sorumuzu soralım. Tabii işte damar sertliği, işte kalp krizinin tabii işte kalp krizi ya da felç gibi durumların ana sebebi o. Yani tıbbi olarak ateroskleroz diye geçiyor.
ama hak arası artık damar sertliği diye yerleşti. Damar sertliği adının üzerinde anlaşacağı gibi bizim atar damarlarımızın zaman içerisinde iç yüzeyine işte yağ dokusu ve hücre dokuları birikerek birike oranın artık böyle sertleşmesi. Mesela aslında hakikaten damar sertliğinde damar sertleşiyor ama bazen böyle çok sert, bazen çok kalsifik oluyor, kireçleniyor bazen. Bazen de çok yumuşak plaklar olabiliyor. O zaman çok sert hissedilemeyebiliyor. Yani önemli olan burada damarın o iç yüzeyindeki o endotel tabakası var. Damarın iç yüzeyini kaplayan. Onun altında işte plak dediğimiz böyle kolesterolden, hücrelerden oluşan bir birikim oluşuyor. Ve bu zaman içerisinde büyüyor. O plak bir şekilde çatladığı zaman da kalp krizi oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Diyelim ki bir damarında %50 bir plak var. İçi beyaz böyle hücrelerden ve kolesterol parçacıklarından oluşan bir plak diyelim. O nasıl çatlıyor? Genelde işte böyle tansiyon yükseldiği zaman, heyecanlandığımız zaman, stres olduğumuz zaman ya da böyle mesela sabah saatleri genelde işte vücudun biyoritminden dolayı böyle adrenalin seviyeden arttığı dönemlerde oradaki basıncı bağlı olarak o plağın çatlaması. Çatladığı zaman ne oluyor? O yabancı bir yüzey oluşuyor orada artık. Çünkü orada endotel tabaka dediğimiz bizim pıhtılaşmayı engelleyen tabaka ortadan kalkıyor. O kalktığı zaman nasıl bir yerimizde damarın bir yerinde kesildiği zaman, damar yırtıldığı zaman bütün kan pıhtılaşma hücreleri oraya gidip damarı kanamayı durduruyor. Burada da vücut aynı mantıkla davranıyor aslında. Yani amacı aslında oradaki şeyi pıhtılaştırmak değil ama o çatlak yüzeyi orada yabancı yüzeyi oluşturduğu zaman vücut hemen reaksiyon olarak özellikle bu kan pıhtılaşmaları, trombosit dediğimiz kan pıhtılaşmaları hemen oraya hücum ediyor. O çatlağı kapatıyor. Hani damarın yırttığını, damar kanamasını kapatır mantığıyla. Tabii bunu kapatırken de işte bu sefer tabii o birikiyor orada. Bir orada bir küme oluşturuyor. Küme oluştururken damara tıkıyor aslında. Yani iyi bir şey yapayım derken aslında kötü bir şey yapıyor. Vücudun kendi mekanizması, savunma mekanizması. Bu şekilde orada da işte pıhtı hücreleri birikince damar tıkanıyor. Evet. Yani işte o zaman da işte kalp krizimiz oraya oluşuyor. Yani bu beyin damar tıkandığı zaman beyin krizi, işte bacak damar tıkandığı zaman işte gangrenler, bağırsak damar tıkandığı zaman onu da bağırsak enfarktı diyoruz, bağırsak krizi diyebiliriz. Yani tıkalı bir damar tıkandığı zaman biliyorsunuz bütün hücrelerimiz oksijene ve enerji için besine ihtiyacı var. Evet. Bunu getiren de kan. Şimdi kan oraya gitmediği zaman ne olacak? Hem oksijen gelmeyecek hem besin gelmeyecek. O zaman ne oluyor? Hücreler işte zaman içerisinde ölmeye başlıyorlar. İşte krizdeki, kalp krizindeki problem de bu. Hücreler ölmeye başlayınca birinci olarak en öncelikle orada bir kalp kasılması, özellikle kalp doğduğu zaman kalp kasılmayı durduruyor. Kalp geri zayıf, yavaş kasılmaya başlıyor. Daha sonra da zaman geçtikçe burada işte zaman çok önemli. İşte kalp krizinde zaman hakikaten son derece önemli bir kavram. Ne kadar hızlı müdahale edilir, o pıhtı ne kadar kısa sürede açılır ise kalp o kadar az hasar görüyor. Bu süre çok uzarsa mesela 3 saati geçtikten sonra artık neredeyse geri dönüşümsüz. Ya orada zaman çok önemli. İlk yarım saatte bir mesela diyelim ki göğsünde ağrı girdi bir insanın. İşte kalp krizi geçirdiğini anladı. Çok hızlı bir şekilde hemen hastaneye gitti. Zaten hastanede bu tür hastalar hemen görüldüğü zaman özellikle anjiyo ünitesi olan bir yerde hemen çok hızlı bir şekilde teşhis koyup EKG'de zaten hemen kalp krizi geçirdi anlaşılıyor zaten. Hemen anjiyo alıp oraya işte stent balon neyse açılıyor. Eğer anjiyo olmayan bir yer var ise de o zaman işte trombolitik dediğimiz pıhtı çözücü ilaçlar var. Damardan pıhtı çözücü ilaç veriliyor. O da bu hemen oradaki pıhtıyı çözüyor. Yani burada zaman çok önemli. Tabii, zamanla yarışılması gereken çünkü bir süreç. Çünkü burada süre ne kadar uzar ise işte orada hücreler çok ölmeye başlıyor. Yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Bu birdenbire ölmüyor hücreler. Zaman içerisinde vücudun kendi savunma mekanizmaları var. Zaman içerisinde vücut işte önce çalışmayı durduruyor. Orada enerji kullanımını azaltıyor kendine göre. Ondan sonra anaerobik metabolizma dedi. Yani oksijensiz metabolizma devreye sokuyor.
O da bir süre sonra, o da bitince o zaman işte hücreler yavaş yavaş içine işte kalsiyum birikiyor, hücreler yavaş yavaş şişiyor, damar duvarı bozuluyor. Ondan sonra da büzülüp tamamen yok oluyorlar. Kendi kendini otolize dediğimiz bir şekilde yok ediyorlar ve hücre ölüyor yani o şekilde. Peki Adil Sen Hocam, damar darlığının teşhis ve tedavi yöntemlerinden dizyenlerimize biraz bahseder misiniz? Evet. Yani gördüğünüz gibi kalp krizi, yani kalp hakikaten çok ciddi şekilde hasar veren bir şey. Ve dünyadaki ölümlerin, ani ölümlerin de hala evet. birinci sebebi. Yani hala çok ciddi bir problem dünya. Tabii bu kalp hala, krizinin ardından da damar tıkanıklığından kaynaklanan problem damar tıkanıklığı zaten evet. tabii. Yani demin dediğim gibi damar tıkanıklığında olduğu yere göre işte krizler oluyor. Krizler oluyor. Mesela felç geçiriyor işte orada da beyin damarı tıkanıyor. Az önce dediğiniz gibi evet, ayakta evet, bir evet. damar tıkanıklığı oluyor. Bazı damar tıkanıklığı gangren geçiriyor. Ayağını kesmek zorunda kalıyorsun. Yani, böbrek damarı çıkıyor, tıkanıyor. Böbrek yetmezliğine giriyor aslında. Böbreği tamamen duruyor. O yüzden damar tıkanıklığı, yani, damar darlığı evet, çok önemli. Özellikle bu atar damarlardaki tıkanıklığı. Bu toplar damar biraz daha farklı mekanizma. Özellikle atar damar yani kan götüren. Organlara, dokulara kan götüren damarların tıkanması, işte bu ateroid damar sert dediğimiz, ateroidler dediğimiz olaya bağlı. Yani genel olarak mekanizması bu. Kalp krizi olduğu zaman da işte de erken müdahale edilmezse maalesef işte büyük bir ölümle sonuçlanabiliyor. Maalesef büyük bir kısmı ölümle sonuçlanıyor. Bir kısmı hastaneye gitse bile eğer işte çok büyük bir kriz geçirmişse ve zamanda geçmiş ise müdahale edilse bile yine bazen kurtaramıyoruz. Peki çünkü hafif kalp krizleri geçirilebiliyor mu? Tabii yani şimdi önemli. Damar, biliyorsunuz kalbi besleyen tüm içinde damar var. Yani 3 tane ana damar var. Onlar dallar arıyor. Diyelim ki o küçük dallardan bir tanesi tıkandı. Beslediği bölge kalbin %5'lik, %3'lük bir kısmı yani. Mesela o tür durumlarda kalp çok hasar görmüyor birincisi. Ani ölüm riski de bunlarda biraz daha az. Büyük hasar olduğu zaman o zaman kalbin elektrik aktivitesi de bozuluyor ve kalp işte ventriküler fibrilasyon dediğimiz bir olaya gelişiyor. Kalp titreşiyor sadece, titreşir hale geliyor. O zaman da kasılması duruyor zaten. Bu tamamen elektrik akımının bozulmasıyla ilgili bir mekanizma. Zaten ölümlerin de en büyük sebebi bu. O elektrik sistemi bozuluyor kalbin. Evet. Yani kısa devre gibi bir şey oluyor kalpte ve kalp o zaman hemen normal kasılması değil, böyle titreşir hale geliyor. Bu da işte maalesef ölme sebep olan esas tablo bu. Çünkü olduğu zaman işte kişi hemen zaten ayaktayken bayılıyor. Ondan sonra işte bilinç gidiyor, sorunum gidiyor bir süre sonra. Eğer işte 2-3 dakika ciddi müdahale edilmesi de ölümle sonuçlanıyor. Onun için kalp krizleri son derece önemli bir konu. İşte dediğiniz gibi bu nasıl teşhis koyacağız? Evet yani damar darlığının teşhisi ve tedavi yöntemleri nasıl olacak? Neler yapacağız? Şimdi burada bu damar ateroskleroz ya yani bu damar sertliği dediğimiz bu ateroskleroz oraya aslında çocuk çağından itibaren başlıyor. Önce küçük küçük böyle yağ tabakaları böyle damar içerisinde. Vücudun gelişimiyle mi alakalı hocam? Vücudun yani gelişinde işte herkes de olmuyor. Bazı kişiler de oluyor. Bir genetik faktörler var içinde. Bazı şeyler var. İşte kilo var, hareketsizlik var, şeker var, sigara var. Yani bunlar hepsi son derece dış faktörler. Belki genetik faktörlerden daha önemli. Bu dış faktörler maalesef dünyada şu anda çok yaygın. Yani özellikle iki tane yaygın bu obezite ve sigara, tütün kullanımı maalesef şu anda dünyanın belki de en çok uğraştığı, üzerine düştüğü ve hala da çok baş edemediği iki sorun. Yani hani sigarayla savaş, yani bir nebze Türkiye'de bayağı bir bu konuda evet. bir savaş oldu. Bayağı bir yol üzerinde de hassasiyetle durulan bir konu. Çok gelişmiş ülkelerde bu biraz daha azaltıldı. İşte bilinçlenme, farkındalık baskı da yapıldı. İşte kapalı yerlerde tamamen evet. yasaklandı. Aslında bu son derece iyi bir şey. Yani kapalı yerlerde çünkü en çok zararı verdiği yer kapalı yer. Kapalı yerde sadece kendisine zarar veriyor, başkasına da zarar veriyor. Aliza Hocam artık şimdi dışarıda da içilmesi yasaklandı. Evet. Bu cezayla, evet. Yani çok bence isabetli. İsabetli bir karar oldu. Bence de isabetli bir karar. Yani sigara sigara zaten son derece zararlı bir şey. Damarlara inanılmaz zarar veriyor. Evet. İnanılmaz yani.
Yani kendi kişi sağlığımıza zararlı. Verdiğimiz zarar gibi topluma da zarar tabii. veriyoruz. Evet, karşımızdakine de zaten, zarar veriyoruz. Karşıdakilerin de evde halkına da ya da işte bir ortamda oturuyorsun. Oradakilere de zarar veriyorsun. Şöyle bir şey var hocam. Yani aslında bu da çok önemli bir konu. İşte ben evde sigara içmiyorum. Balkona çıkıyorum. Çünkü evde çocuk var ama işte balkonda sigara içiyorum. İçeriye geliyorum. Değişen bir şey olmuyor ki. Yine orada bir nefes dolması var. Tabii. Muhakkak geliyor. Zaten sigara içilen yerde hemen kokusu falan gelir. Yani siniyor nihayetinde. Evet, evet, evet. Yani iki tane ciddi, yani şu anda halk sağlığı açısından baktığımız zaman bütün dünya ve Türkiye üzerinde de aynı problem. Obezite gittikçe artıyor. Evet. Ve sigara kullanımında maalesef bu kadar şeye rağmen hala da çok düşük değil. Özellikle Türkiye hala bu konuda maalesef o kadar uğraşmasına rağmen hala yaygın kullanımı yaygın, gençlerde maalesef kullanımı yaygın, üniversite çağlarında hatta lise çağlarında falan bile artık. Yaş oralar evet, her evet. geçen günde düşüyor evet, yani. Evet, evet. Yani ciddi bir problem, ciddi bir bağımlılık yapıcı. Bırakması zor, bir başlayınca bırakması da zor, bıraktırmak da zor. Yani bırakılmıyor da bırakılıyor tabii. Evet. Ama... Yani hadi kanserlerini geçtik işte akciğer kanseri, gırtlak kanseri, dil kanseri, mesane kanseri gibi süsüne kanserlere sebep olmasını geçtik. Ama damarlarda çok büyük hasar bırakıyor. Bütün atar damarlarda yani ateroskleroz dediğimiz bu olayın bütün işte beyne giden damar, kalbe giden damar, işte bağırsaklar, bacaklara giden damarlar biliyorsunuz gangrenlerin bir kısmı tek sebebi sigaradır. Yani ateroskleroz'un daha farklı bir mekanizması o. Burger hastalığı diye geçiyor. Sadece sigaraya bağlı gelişen bir şey. Damarlar işte bacak damarları tıkanıyor. Özellikle uç diz altındaki damarlar tıkanıyor. Onlar da daha sonra da gangrenle sonuçlanıyor. Eğer sigarayı bırakmaz ise evet. ve ondan sonra da yani kişi sakat kalıyor. Onun için sigara önemli. Bir de işte önemli bir problem dedim ki obezite. Yani obezite niçin önemli? Obezite olduğu zaman biliyorsunuz işte bütün bölgede yağlar olduğu gibi aynı zamanda karın bölgesinde de özellikle genelde de karın bölgesinde problem, çok orası zaten. Sıklıkla. Yani orada olmasının sebebi işte o karaciğer ve karın bölgesi, karaciğerde yağlanma oluyor demektir. İşte karaciğerde yağlanma oluyor, olduğu zaman da işte bizim karaciğer biliyorsunuz vücudun metabolizması. Yani metabolizmasını idare eden yer. Bütün metabolizma oradan geçiyor. İşte bu kolesterollerin sindirimden, emilimden, kana karışmasından sorumlu yer var. Özellikle birincisi kolesterol metabolizması bozuluyor. İnsanın kolesterolleri yükselmeye başlıyor. Evet. Ondan sonra şeker metabolizması bozuluyor. Şekeri yükselmeye başlıyor. Karaciğer yağlanması olduğu zaman. İşte tansiyon yüksekliği başlıyor. Yani işte şeker, tansiyon, kolesterol biliyorsunuz. Hani böyle saydığınız zaman bir kalp hastalığı kimde var o zaman ilk akıta gelen şeker, tansiyon, kalp şeker, tansiyon, kolesterol diye geçer. Aslında bunların hepsini altında yatan en büyük mekanizma karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanmasından kaynaklanan sebepler midir bunlar? Şeker, tabii, kolesterol, tabii. Yani, tansiyon. Yani şekerin tip 2 diyabet dediğimiz, yani tip 1 diyabet çocuklarda ve gençlerde gözüküyor. Onun mekanizması farklı. O otoimmün bir mekanizma. Onun diyette falan çok bir ilgisi yok. Ama tip 2 diyabet dediğimiz ki zaten toplum sağlığını ilgilendiren o. Tip 1 diyabet çok nadir gözüküyor zaten. Evet. Ama tip 2 diyabet çok yaygın gözüküyor. Çok yaygın. Tip 2 diyabeti evet. sıklıkla görülen. Tabii. Karaciğer, yani göbek bölgesinde yağlanma, karaciğerdeki yağlanmadır. Genelde de Türk insanında da mesela bu bir vücut endeksine baktığımız zaman karın bölgesi gerek erkeklerde gerekse kadınlarda evet, işte da çok yani fazladır hocam. Erkekler işte böyle övünüyorlar göbek falan. Evet, falan balkon göbek. Yani, evet, hiç öyle değil yani. Göbek son derece ciddi bir problem. Ve üzerine düşünmesi gereken problem. Çünkü dikkat edin obez kişilerin hepsine, çoğuna bakın yani çok büyük bir kısmı işte şeker hastasında şekeri ilaç hastalık kabarcısı. Tansiyon yüksektir, tansiyon ilacı içiyordur. İşte bir şekilde bir kalp bezi geçirmiş olabilir, işte felç geçirmiş olabilir, işte bacak damarları tıkanmış olabilir. Yani çünkü diyabet başladığı zaman diyabet de aynı sigara gibi. Bu yüksek şeker bizim bu atar damarlarımıza, o atar damarların işte endotel tabakası, iç tabaka, damar koruyan tabakayı çok ciddi zarar veriyor. Ve hemen hemen bütün
arter damarlarda ciddi problemler oluşuyor. İşte göz damarları gözleri görmeye başlıyor, göz numaraları ikide bir değişiyor, işte felç geçiriyor. Bağırsak damarları, böbrek damarları, aynı işte bacak damarları dediğim gibi bütün damarlar, özellikle diyabetik ayak diyoruz mesela onlar. Tabii de uç damarlar da hani ilave olarak. Yani diyabet çok ciddi bir sağlık problemi. Yani çok ciddi. Yani böyle yani çok şeyin habercisi. Onun için diyabetle muhakkak mücadele etmek lazım. Onun da esas şeyi bu çocukluktan itibaren işte beslenme alışkanlıkları biliyorsunuz. Bunların yani o beslenin sebebi aslında yanlış beslenmeden kaynaklıdır. Yani az yeme çok yeme değil. Evet. Ne yedin ne yemediğinle ilgilidir bu çok. Maalesef günümüzde bu problem gittikçe her geçen gün daha da artıyor. Şekerden uzak duracağız hocam. Şekerli gıdalar. İnanılmaz. Yani ben şimdi mesela ben benzinciye giriyorum işte benzin alacağım. Orada işte satılan şeylere bakıyorsun. Yani bir tane şekersiz, işte şeker olmayan, katkı maddesi olmayan ürün yok. Yani çocuklar işte... Ve o kadar da cezbediyor ki beni al diye görüntüleri. Yani bu şeker konusunda yani ciddi problem var. Ve bu da artık yani çok büyük bir sanayi, çok büyük bir o da ekonomi. Evet. Orada hani çok böyle engelleyemiyorsun birdenbire. Hani sigara gibi yani o da... O da büyük bir ekonomi oluşturuyor hakikaten. Sigara dönemiyle baş edemiyorsun. O da çok ciddi bir ekonomi. Yani elimizden geldiği kadar şekerden uzak şekerli vermeyi göstereceğiz. İçecek içecekler, içecekler de aynı şekilde. Şekerli içecekler. İşte alkol de mesela şekerli içecekler. Alkol de aynı şekilde. Çünkü o da vücuda girdiği zaman şekere dönüşüyor. Bunlar şekerli şeyler. Yani bunların işte bir de hani söylemişken işte ekmek ve böyle hamur işleri çok. Ondan da glisemik indeksi çok yüksek. Şekerin de glisemik indeksi çok yüksek. Bu glisemik indeksi yüksek demek böyle çok kana çok hızlı karışıyorlar. Ve çok hızlı pankreastan insülin salınmasına sebep oluyorlar. Bu da hemen karaciğeri etkileyerek çok hızlı metabolizmayı çok değiştiriyor ve işte bu şekerin depolanmasına ve yağa dönüşmesine sebep oluyor. Yani yeme alışkanlıklarımızı mı değiştireceğiz? İşte ekranların başında bizleri izleyen izleyenlerimiz de hocam. Şimdi Anadolu insanıyız. Ekmeği seviyoruz, yiyoruz ekmeği. Bir oturuşta ilk ekmek yedim. Ben gençken bir mesela o zaman öğrenciyken de böyle hani yemek yediğimiz zaman lokantalara bir tane bir kuru fasulye gelir bir tabak. Ondan bir tane sepet olurdu. Bir tabakla bir sepeti bitirdik. Evet. Yani Akdeniz mutfağını tane... biraz öneriyorsunuz. Ege mutfağını öneriyorsunuz evet, ama. Evet. Yani. Mesela Karadeniz mutfağında da bol balık tüketilir. Yani işte Karadeniz mutfağı, Karadenizler aslında bu akşi tüketiyor ama Karadenizler de çok hamur işi çok tüketiyorlar. Evet. Onlar da mantısıydı. Ne diyorlar onlar? Mıhlama diyorlar. Ondan sonra kulaklı diyorlar. Yani yeme alışkanlığı, damak tadımız çok güzel. Bizim evet. Türk mutfağımız, Osmanlı mutfağımız çok lezzetlidir. Yani zaten ya mutfakta çok bir sıkıntı yok. Yani bizim aslında esas mücadele edeceğimiz böyle hani hazır gıdalar en çok. Böyle katkı maddesi olan gıdalar. Ev yemeğini öneriyorsunuz yemeği, ama hazır yiyeceklerden uzak durun diyorsunuz. Zaten hazır gıdalar. Dondurulmuş gıdalar. Dondurulmuş gıdalar. Bunların hem içindeki katkı maddelerinden dolayı çok zararları var. Özellikle şekerli gıdalar. Bunların hepsi son derece zararlı. Kalp sağlığı için. Damar da yani bu çocuklarımız aslında çok tehlike altında. Çocuklarımız bunlara alışıyorlar. İşte bu hızlı şeylere, hamburgerlere, böyle fast food şeylerine. Çabuk yiyecek, ayaküstü yiyecek. Evet. Yani bir kötüye gidiş var. Kötüye gidiş var. Yeni nesil biraz daha zor durumda bana göre. Ve kalp krizi yaş oranlarına baktığımız zaman da Ali Rıza Hocam gençlerde daha sık görülüyor. Gençlere daha çok indi. Özellikle genetik yatkınlığı olan ailelerde çocuklar eğer obezite ve diyabete yakalanıyorsa ya da sigara içiyorsa artık onlar da kalp krizi geçirme riskler 30-40'lı yaşlar, 50'li yaşlar. Mesela yani. 60-70 yaş üstü kalp krizi geçirdiği zaman da belki ölüm oranı biraz daha az oluyor, düşük oluyor ama gençlerde daha bu oranın yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, gençlerde daha ölümcül seyrediyor. Evet.
Çünkü yaşlandıkça biliyorsunuz damarlar yavaş yavaş tıkandıkça vücudun kendisi damarlar arasında bypass dediğimiz, kolateral dediğimiz şeyler oluşturuyor, damar oluşturuyor. Yeni yeni damarlar gelişiyor vücutta. Yani bütün vücutta bu mekanizma var. Bir damar tıkandığı zaman hemen onun etrafından vücut damar oluşturuyor ki diğer tarafı beslesin. Böyle bir mekanizma var. Yoksa öbür türlü olsa bacak damarı mesela buradan tıkanıyor. Ama bakıyorsun gangren yok. Sadece yürüdüğü zaman ağrı oluyor. Evet. Bu işte yan damarlar, kolateral dediğimiz yandan gelişen damarlar. O bacağı bir şekilde besliyor. Aynı şekilde kalpte de bu geçerli. İşte gençlerde bu yan damarlar daha oluşmadığı için damar tıkandığı zaman yan damarlardan destek gelince oradaki hücreler çok hızlı bir şekilde ölüyorlar. Ve işte ani ölüm riski ve hani ölmese bile, atlatsa bile kalpte hasar görme riski maalesef daha yüksek oluyor. Peki ederiz hocam. Evet. Hastanın, kişinin bypass olması gerektirdiğine nasıl karar veriyorsunuz? Evet. Şimdi biliyorsunuz bu damar tıkanıklıklarının esas hasta tedavisi önlemektir. Evet. Yani bizim şimdi öncümüz kalp cerrahları olarak işte biz son aşamada artık müdahale ediyoruz. İşte hasta geliyor, kalp krizi geçirmiş oluyor ya da geçirmemiş oluyor. Bir şekilde test ediliyor işte anjiyo önemi belli oluyor. Ondan sonra hastayı biz görüyoruz. Ondan sonra bypass yapıyoruz ama yani bu bypass'a girmeden önce hani ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işe önlenmesi en önemli şey. Evet. Yani çünkü bypass da iş bypass'a kadar gelmişse artık yani vücut bayağı bir hasar görmüş oluyor. Yani bu vücut çok hasar görmeden bu işin önlemek lazım. Esas tedavisi aslında bunun önlemektir. Yani koruyucu hekimliktir esas şeyi. Biz tabii daha dediğim gibi son aşamalara geliyor. Bizim mesela ameliyat ettiğimiz hastalar, bypass ettiğimiz hastalar genelde işte kalp krizi geçirmiş, işte diyabeti, sigara içmiş, işte felç geçirmiş, bacak damarları tıkalı, beyin damarları tıkalı, böbrek damarları tıkalı. Yani bu haberlere kadar gelmiş oluyorlar. Onun için önlemek çok önemli. Yani onun için tekrar ben şeyin üzerine durmak istiyorum. Yani diyetin ve obezitenin ve sigaranın konusunda çok üzerine... Bu üç ana unsur yani, çok önemli. Diye şey, zaten o beslediğince zaten diyabet, hipertansiyon, hepsi kolesterol, hepsi bir evet. Geliyor. Yani dediğim gibi bu işte önleme işi çok önemli. Diyelim ki ama artık olan oldu. Evet. Aslında damar tıkanıklığı anlaşıldı. Nasıl anlıyoruz damar tıkanıklığını? Şimdi çünkü birincisi hasta bir kardiyoloji doktoruna gidiyor. Gittiği zaman ya bazen şikayet oluyor, bazen şikayetsiz de gidebiliyor. Mesela şikayet derken hangi şikayetlerle gidebiliyor? Bizim hastalarda daha çok şikayetimiz göğüs ağrısıdır. Yani göğüs ağrısı nasıl bir ağrı? Bütün böyle göğsü kaplayan, yani böyle bir nokta gibi, böyle iğne batar gibi, bıçak saplanır gibi ağrılar değildir. Şiddetli yani bir ağrı mıdır? Tabii, kötü bir ağrıdır. Kalp bezi ağrısı dünyanın en kötü ağrısıdır. Yani şiddetinin sebebi de ağrının şiddetinden ziyade şimdi damar tıkandığı zaman dedik ya kalp, kas hücreleri hemen kasılmayı durduruyor enerjiyi korumak için, çok evet. Enerji harcamamak için. O zaman oraya kalp zayıf çalışmaya başlıyor. Kalp zayıf başlayınca işte o anda ani kalp yetmezliği gelişiyor. Ve hasta ne oluyor? Ciddi nefes darlığı ve boğulma hissi, ölüm korkusu geliyor. Yani kalp krizindeki aslında ağrının kötülüğü o. Özellikle biraz ağır kalp krizlerinde bir ağrı hem bütün göğsü kaplar, çeneye doğru yayılır, kollara doğru yayılır, her iki kola da yayılabilir. Özellikle sol kola da hani daha belki fazla yayılır. Ve sırta doğru yayılabilir. Bazen mide ağrısı biçiminde olabilir. Mideye doğru yayılabilir. Genelde böyle baskıcı bir ağrıdır. Yani böyle iğne batar gibi, bıçak saplanır gibi ağrılar değildir evet. Kalp ağrısı. Onu da nasıl anlarız? Daha çok yürüdüğü zaman. Mesela yürümeye başlıyor. Yürüyor. Mesela biraz hızlı yürüyor ya da rampa çıkıyor. Ağrı geliyor göğsüne. Ondan sonra dinleniyor. Dinlenince 5 dakika içerisinde de birkaç dakika içerisinde ağrısı kayboluyor. İşte buna stabil anjina diyoruz. Anjina pektoris diyoruz. Öyle durumlarda peki? O tipik kalp ağrısı. Kalp ağrısı. Kalp ağrısı. Bunlar tipik kalp ağrısı. Zaten biz böyle olduğu zaman yani bu tür hastalar aslında şanslı hastalar. Diyelim ki o hastanın damarında %80-90 bir yerde bir darlık oldu. O strat halindeyken o darlık daha kan geçişi yetiyor. Ama efor esnasında hani kalbimiz çok hızlı çalıştığı evet. için efor esnasında o zaman da oksijen ihtiyacı ve kan ihtiyacı fazla oluyor. Ama o darlık o kan ihtiyacını engellediği için bu sefer orada
az kan gidiyor hücrelere. Hücreler az kan gidince de işte isyan ediyor ve bize ağrı oluşturuyor ki bize. En azından duralım işte, yani daha efor yapmayalım. Bize aslında yani sinyal veriyor orada. Dur diyor yani. Tabii, dur. Zaten kişi zaten mecbur duruyor. Eforu bitiriyor mecbur. Ondan sonra dinlenince de geçiyor. Ondan sonra tekrar yürüyünce tekrar başlıyor falan. Yani bu tür olduğu zaman aslında bizim çok iyi. Zaten bu şikayetle gelen bir kişi zaten biz hemen az çok hemen anlıyoruz kalp ilgili bir problem olduğunu. Hemen işte eko dediğimiz böyle kalbin ultrasonunu yapıyoruz. Ekokardiyografi. Orada nelere bakıyoruz? İşte kalbin kasılmasına, kapakların durumuna, işte kalbin genel şeyini orada hemen hemen görüyoruz. Daha sonra efor testi yapıyoruz. Hani yürürken olan ağrıyı bir de burada efor testinde görüyoruz. Hakikaten yürüdüğüm zaman efor testi bağladığımız EKG'de ilk başta normal gibi gözükken eforla başladığı zaman, göğüs ağrısı başladığı zaman o EKG'de değişiklikleri görüyoruz. Evet. O zaman zaten tüm efor testi pozitif diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen aşama işte vakit kaybetmeden hemen anjiyografi aşamasına geçiyoruz. Koroner anjiyografi. İşte koldan ya da kasıktan bir şekilde girerek koroner damarların ağızlarına işte bir kateter yolluyoruz. Tam ağzına geliyor, ağzına bir radyo pak madde veriyor. Yani röntgen ışığında gözüken bir madde veriyor. O damarın içini o dolduruyor. Doldurduğu zaman da biz o damarın içini olduğu gibi röntgenini görüyoruz. Kalp böyle hareketliyken de görüyoruz. Bu şekilde bir de birkaç pozisyonda, yani yandan, önden, arkadan gibi bir takım pozisyonlar arıyoruz ki işte. Yani bazen damar kıvrılıyor, bazen plak arka tarafta oluyor, yan tarafta oluyor. Atlamayalım diye birkaç pozisyonda bakarak kalbin bütün damarlarını görüyoruz ve orada işte darlıkları tespit ediyoruz. Şimdi burada darlıkları tespit ettikten sonra yani 3 tane yani yol var genel olarak. Bir tanesi işte yani ilaç tedavisidir. Mesela hastanın kritik darlıkları yoktur. Ya da darlıklar böyle uç kısımlardadır, orta kısımlardadır. Yani küçük damarları besliyordur. Önemli böyle hayat tehdit edici, hastayı sıkıntıya sokucu kritik darlıkları yoktur. O zaman yani ilaç tedavisi, hani bir tane kan sulandırıcı, bazen işte kalbi koruyucu, beta blocker grubu yani bir ilaç. Belki tansiyonu varsa tansiyon ilacı gibi ilaçlar ilave ediyoruz. Eğer ikinci bir yol şey varsa bir stent takabiliyoruz. Diyelim ki bir yerde bir damarın bir yerinde bir uygun bir darlık var. Hemen oraya işte aynı anjiyo esasında aynı aşamada giriliyor. Oradan damarın içinden geçiliyor. Orada işte şişirilerek oraya bir tane çelik kafes diyeyim yani. Nasıl diyeyim? Bir boru diyeyim ya da. O damarın içine yerleştiriliyor. O şekilde o damarı tıkalı yeri ittiriyor. Yaparı duvara yapıştırıyor. Kendisi şeyi açılıyor. O şekilde sorun çözülüyor. O damar açılmış oluyor o zaman. Yani stent mi koyacağız ya da bypass mı yapacağız? Onun kararı işte oradaki kardiyolog ve kalp cerrahı beraber beraber karar veriyorlar. Buradaki kritik şeyler işte damarın darlığının yeri neresinde? İşte böyle ana koronerinde mi, çatal yerinde mi, uzun bir darlık mı, çok plaklı, çok kireçli bir darlık mı, bir yerde mi var, birkaç yerde mi var, bir damarın birkaç yerinde var gibi bir takım çok şeylere bakarak. Birkaç yerde olabiliyor mu? Tabii canım, tabii. Yani damar daraldığı zaman bütün damarlarda darlıklar oluyor. Yani olabiliyor. Yani ona bakarak hasta için hangisi faydalı olacağına karar veriliyor. Kardiyoloji ve kalp cerrahı bir konsey yapıyor. Ondan sonra ona göre karar veriliyor. Eğer stent ise stentler konuyor. Belki stent bir aynı anda hepsi konamayabiliyor. Belki 2-3 seansa bölünebiliyor. Stent konabiliyor. Eğer ya da bypass kararı alacaksa işte o zaman da bypass hazırlıkları başlıyor. Peki hocam, bypass ameliyatında ölüm riski oranı nedir? Şimdi ben kalp cerrahisine hani ilk başladığım yıllar 1992 yılıydı. Yani o zamanlar bizim ölüm oranları yani %10'ların üzerindeydi maalesef. Yani çok yüksekti. Evet. O zaman aslında kalp cerrahisine yeni bir cerrahi. Yani 1960-70'lerden sonra artık böyle yani daha 50-60 yıllık bir hikayesi var aslında. Yani çok geçmişi yok. Yani bir öğrenme süreci oldu. Yani bizim 90'lı yıllarda hala daha biz öğreniyorduk. Hala daha bazı sistemler, bazı şeyler tam oturmamıştı. O kalp koruyucu yöntemler, işte miyokard koruma dediğimiz yöntemler daha tam böyle tam istediğimiz gibi olmamıştı. Kapak ameliyatları, kapak koruyucu ameliyatları falan tam böyle daha gelişmemişti. Onlar da zaman içerisinde oturdu. Şimdi artık yani yaklaşık bir 20 yıldır yani %1 oranlarında
neredeyse. O kadar düştü. %10'dan %1'lere kadar düştü. O da %1'lerin içinde böyle çok riskli hastaları da katarak söylüyorum. Yani işte hem ilave kapak hastalığı olan, işte çok yaşlı olan, işte akciğer problemi, böbrek problemi olan, işte beyin damarları tıkalı olan hastalar da böyle hani kattığımız zaman aslında normal şeylerde de bu da oran daha düşük. Mesela yani 60 yaşında birisi hiç genel durum falan ilave bir hastalığı yok. Bunların %1'den daha az, %0.5'ten daha az yani hatta. Yani son derece düştü artık ölüm oranları. Hani eskisi gibi değil. Eskiden hasta yatardık, 2-3 gün yoğun bakımda kalırdı, işte bir 10 gün serviste yatardı. Ameliyat önce bir hafta yatardı. Yani koşulun kuğu dönemlerde işte aynı bir gün önceden çok yatıyor. Çok rahat geçiyor. Bir şekilde yapılıyor. Hemen ameliyat olduğu gün, ertesi gün hemen servise çıkıyor. Servise de 4. 5. günü eve gidiyor. İşler daha artık oturdu. Daha böyle yani dediğim gibi öğrenme süreci çoğu bitti. İşte bypass ameliyatları son derece düşük risklerde yapılıyor. Burada tabii riskte kriter hastanın durumu çok önemli. Yani hasta çok sigara içmiş mesela ciddi akciğer problemi var, ciddi böbrek problemleri var. İşte ciddi diğer damarlarda tıkanıklıklar var. İse kontrolsüz şekeri var ise yani bu tür hastalarda biraz problemi yaşama ihtimalleri daha fazla. Yani ölüm oranları belki düşük ama ameliyattan sonra sıkıntı yaşama yani komplikasyon dediğimiz şöyle diyebilir miyiz hocam? Biraz da yüksek oluyor bu tarafta. Bypass ameliyatı geçirdikten sonra tekrar böyle yepyeni bir kalple. Yepyeni bir kalp değil ama kalp böyle, yenileniyor. Yani şöyle kalbi tabii yenilemiyor sadece damar. Tedavi damar ilerliyoruz. Yani diyelim ki bir damar tıkalı. Bypass ne demek? Köprüleme demek. Evet, köprüleme. Bir köprü yapıyoruz. Damarın ilerisine damar ilave ediyoruz. Aslında diyelim ki kalbin 3 tane damarı varsa 3 damar bypass. Aslında kalbin 6 tane damar oluyor. Öyle düşün yani. Damar ilave ettiğimiz zaman ama iş bitmiyor aslında. Yani bu ateroskleroz dediğimiz yani damar sert dediğimiz olay biten bir süreç değil. Hep devam ediyor. Ömür boyu devam eden bir süreç. Ama yani çok rahat geçiriyorlar. Yani süreçte çok rahat geçiriyorlar. Ameliyat tamam, çok sıkıntı yok. Ameliyat mesela yapıyoruz. Çok genelde dediğim gibi riski düşük. Hani işte kontrolsüz şekeri var, çok sigara içmiş, böbrek problemi var. Hani bunlar biraz daha sıkıntı yaşayabiliyorlar ama genelde bunların da üstesinden geliyoruz. Yani genelde bu işleri çok zorlanmadığını atlatıyoruz. Ama hasta eğer işte kilosunu vermezse, şekerini kontrol edemezse, sigarayı bırakamazsa maalesef bu taktığımız damarlar da yani bu süreç devam ettiği için taktığımız damarlar da dediğim gibi hastanın durumuna göre, damarın kalitesine göre, yapılan yerlere göre falan değişmekle birlikte onlar da zaman içerisinde tıkanabiliyorlar. Burada hastanın kendine bakması gerekiyor. Son derece önemli. Yani işte ben 20 yıldır, işte 28 yıldır bu işin içinde neredeyse. Yani bypass yaptığımız hastalar, böyle kendine iyi bakan hastalar. Genelde böyle 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile bakıyoruz. Genelde sonuçları çok iyi. Böyle iyi kendisine iyi bakan kişiler. İşte zayıflamış, işte şekeri, tansiyonunu böyle kontrol altına almış, işte sigarayı bırakmış kişiler. Son derece uzun yıllar problemsiz bir şekilde idare ediyorlar. Bazen hani böyle çok genetik yapısı çok böyle kötü olan, yani agresif bir şekilde damarı böyle hızlı ilerleyen genetik yaklaşımlar da olabiliyor bazı kişilerde. Onlar biraz daha belki hızlı gidebiliyorlar ama burada en önemli şey yine çevresel faktörler. Evet. Yani çevresel faktörleri kontrol altına alınca o genetik faktörlerin çok daha üstesinden gelinebiliyor. Yani işte çevresel faktörler derken hocam. Sigara, evet, evet izleyenlerimiz yani bu noktada üzerinde hassasiyetle durmaları gereken ana konulardan. Sigara, obeziteden, diyetinize dikkat ettiğiniz sürece. Yani bu aslında ilk başa dönüyoruz yine koruyucu şeye geçiyor tekrar. Yani çünkü böyle insanın damarları tıkanmış, niye tıkanmış belli. Genetik faktörlerin üzerine muhtemelen işte sigara içmiş, işte tansiyon yükselmiş, kolesterol yükselmiş, şeker yükselmiş. Ve biz özellikle genç yaşta ise bu muhakkak bunlar olmuştur, vardır yani. Bu biz oraya şimdi damar koyduk. Diyelim ki damar ilave ettik, meme damarı aldık, işte koldan aldık, bacaktan aldık, neyse. Sonuçta bu süreç devam ettiği için köprü yaptığımız damar da tıkanabilir. Ya da köprü yaptığımızın ilerisi tıkanabilir. Ya da o anda mesela normal olan hiçbir şey yapmadığımız damar bir süre sonra o daralmaya başlar.
Yani problemler tekrar başlar. Evet. Genelde hani böyle zaten bizim bypass yaptığımız aslında birkaç gün sonra bakıyorsunuz, bir şikayetler tekrar başlıyor. Ondan sonra bir anca yapıyoruz. İşte bir damarı tıkanmış, tekrar daralmış, tekrar şey olmuş, tekrar onlara işte stent takıyoruz ya da işte tekrar bypass yapıyoruz. Yani bypass ameliyatı olan bir kişi sonradan şikayetlerle geldiği zaman tekrar stent takılabiliyor. Tabii, stent takılıyor, tekrar da bypass yapılıyor. Bypass da yapılabilir. Yani bir bypass olan hastamız tekrar bir bypass ameliyatı olabiliyor tabii, mu? Olabilir. 2 kez, 3 kez, 4 kez yaptığımız var. Olabiliyor. Peki bunun sebebi ne? Kendilerine bakmadıklarından mı kaynaklanıyor? Çok yani bazen işte bazı genetik olarak çok kuvvetli damar tıkanıklığı olan, özellikle genç yaşta böyle damar tıkananlar, hani sigara içmemiş, işte şekeri olmayan ama böyle genç yaşta damar tıkananlar, evet. Bunların genetik yatkınlığı çok yüksek olan kişiler. Genetik mesela, faktörler. Evet, genetik faktörler de işin içinde. Eğer bunları da mesela ameliyat ettikten sonra bakıyorsun 10-15 yıl içerisinde tekrar kendini iyi baksa da tekrar bu problemler gelişebiliyor. Ama buna yapacak bir şey yok. O zaten bir nevi kaderimiz. Evet. Yani biz şu anda genetik faktörlere hani bizim elimizden çok bir şey gelmiyor. Çünkü kalbin bu genetik olarak damar tıkanıkları yani bir gene bağlı değil. Birkaç tane faktör var. Birkaç tane gen var. Onun için hani şu geni düzeltelim de şey yapalım da diye bir şey yok. Çok faktörler olduğu için daha hala bu işin çözümünü bulmuş değiliz. Belki ileride bulacağız. Evet. Belki de bulacağız ama şu anda bulmuş değiliz. Ama bu çevresel, bulsak bile çevresel faktörler yani sigara ve diyabet, hipertansiyon, obezite, hareketsizlik gibi hani böyle risk faktörleri devam ettiği süreç içerisinde bu damarlar genetik faktörleriniz iyi de olsa yine tıkanır yani. Yani neticede şunu söylüyorsunuz Ali Rıza Hocam, kalp damar hastalıklarının oluşumunda risk faktörlerine dikkat etsiniz yani. O kadar basit. Yani aslında çok zor değil yani. Ben bazen hani bu kadar konuşuyor işte kalp hastalığıydı, işte şuydu buydu falan bin tane şey söyleniyor. Aslında yani iki tane şey var yani. Kilo almayacaksın, göbek olmayacak. Göbek çevresinde hiç yağlanma evet. Olmayacak. Sigara içmeyeceksin. Yani düzenli spor yapacaksın. Zaten yani bunlar yaptığı zaman zaten dediğin gibi şekerin çıkmıyor, tansiyonun çıkmıyor. Kolesterolün kontrol daha iyi kontrol altına alıyor. Yani kolesterolün aslında çok büyük bir kısmı genetik faktörlerden, o karaciğer metabolizmasıyla ilgili bir şey. Yani diyetle o şeyi %5-10'dur yani, çok fazla değildir. Ama diye dikkat ettiği zaman o da bir miktar kontrol altına alınıyor. Alınmıyorsa ilaçlar, eğer çok yüksekse kolesterol, genetik olarak çok kolesterol yüksekliği yatkınlığı var, ilaçlar da kontrol altına alınabiliyor. Ama bu sigara ve diyabet, yani tamamen çevresel, yani tamamen kişiye bağlı, kişinin kontrolünde olan, kişinin yapabileceği şeyler. Yani kader değil. Evet. Biraz da kişinin kendi elinde. Çeşit. Gıdasına dikkat ederse. O kadar. Kendisine zararlı olacak içeceklerden, yiyeceklerden uzak durursa. Aslında zararsız şeyler yediğiniz zaman size zarar vermiyor. Yani bakar mısınız? Yani zararsız yiyecekler yani, de size zarar vermez. Yani o kadar basit yani. Yani tabii ki de her şeyde yani az. Aslında, yani her şeyden aslında yenecek yani. Ama az az yiyeceğiz. Yani işte. Yani, abartmayacağız. Yani işte her şeyin de olduğu gibi yani her şeyin azı karar, çoğu zarar laf vardır. Bu da burada geçer ama. Yani özellikle bu kalple ve yani genel obezite ile ilgili şeyde aslında yani az ya da yediği çok önemli değil. Yani ne yediğin önemli. Evet. Yani mesela hani ben peki kendim, ne ben sana kendim örnek veriyorum mesela yani. Evet. Ben bir oturuşta siz akşam, mesela bu kadar fitsiniz. Mesela bir oturuşta akşam 3-4 tabak yemek yiyorum. Ama böyle nasıl yemek yiyorsunuz mesela? Ekmeği yemiyorsunuz. Ekmek yemiyorum. Ekmeksiz her şeyi yiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Şekerli bir şey kesinlikle yiyip içmiyorum. İçine şeker atılmış, aklınıza ne geliyorsa. Yani kolasıydı, meyve suyuydu, işte asitli asitli içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Sadece sade soda içeceksen de. Yani içeceğimiz aslında sade soda, su, ayran. Evet. O kadar basit. Yani onun dışında içeceksiniz. Çayı şekersiz, kahveyi şekersiz. Çay tüketimine yok diyorsunuz, demiyorsunuz ama şeker kullanmayın diyorsunuz. Kesinlikle şekersiz. Hatta çayın içerisine bir iki damla limon da damlatıldığı zaman... O bir zararı yok, faydası evet, var, zararı yok. Faydası var, zararı yok, evet. Tabii bundan falan faydası var.
Yani ben bir kere şekerli hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bugün mesela yemek yedik. İşte güzel kuru fasulye vardı, şey vardı. Yanında güzel bir tatlı yapmışlar. Herkes o tatlıyı çok seviyor. İşte ben mesela hiç almıyorum onu. Almıyorum yani. Yani bence de hayatında tatlı yok. Evet. Yani yesem yerim yani aslında. Hani sevmediğimden falan değil. Ama dikkat ediyorsunuz yani. Kendisi. Yemiyorum çünkü... Yani zararlı olan bir yiyeceği yemek istemiyorum tabii diyorsunuz. Çünkü yaşımız artık belli bir şeye geldikten sonra metabolizmamız yavaşlıyor. Ve çok mesela biraz dikkat ettim kendime. Biraz sporu yapmayayım mesela. Evet. Sporu azaltayım. Yani işte biraz yemeği abarttım. Hemen göbek çıkmaya başlıyor. Hemen kilo alınabiliyor ve verilmesi de zor oluyor. Çok zor. Yani mesela şimdi geçen yaz işte böyle aldım böyle 2-3 kilo. Hemen 2-3 kilo direkt göbekte oldu. İşte biraz spor yapamadım. Yani normalde sabah tenis oynuyorum. Onu oynayamadım. İşte kurum sakatlandı falan. Pandemi de girdi bir ara. Evet. Şeye. Ondan sonra oynayamadık. Yani diyet yapmama rağmen yine ben kilo oluşmaya başladı. Aslında yani sadece tek başına diyet de yetmiyor. Onun için spor da yapmak gerekiyor. Yani sporsuzluk da kilo almanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Spor yapmaya başlayıp yaptıkça ancak işte yani biraz verdim. Evet, ya da hala 1-2 kilo var diyorum yani. Sporun hayatımızda önemli bir yeri olmalı. Bak vücudu izindiriyor mesela. Bak sabah geçen pazar tenis oynarken kendi raketimi vurdum kafama. Geçmiş böyle, olsun diyelim. Spor tamam mı? Şeyi böyle gördüğün gibi ufak tefek şeyleri oluyor ama spor çok iyidir. Her zaman iyidir. Yani. Evet. Sizi stresten de uzak. Her şeyden. İnanılmaz yani. Ben mesela o işte sabahla tenis oynuyorsun. İşte bağırıyorsun, çığırıyorsun, koşuyorsun, gülüyorsun. Stres atıyorsunuz, yani deşarj oluyorsunuz. İnanılmaz bir o anda her şey bitiyor. Bütün hiçbir stres diye bir şey kalmıyor. Yani ben mesela şimdi gün içi burada hani işte başhekimlik falan da var. Hani çok böyle bir, evet, yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Çok yoğun, çok kafan yoruluyor. Tüm çok sağlık yoruluyor. Çalışanlarınız evet, evet, sizin için de çok yoğun çalışıyorlar. Ama bu mesela spor yaptığım zaman hiçbir şey, her şeyi unutuyorsun. Sadece önündeki o topa koşuyorsun. İşte yani... Yani ne güzel bir şey. Çok büyük bir deşarj yani. Evet, peki Adil Zamcan, son bir soruyla da programımızı noktalayalım. Stresin kalp sağlığında ya da kalp krizlerinde etkisi var mı? Kesinlikle var. Yani stres aslında bütün hastalıkların ana sebeplerinden bir tanesidir. Evet. Stres olduğu zaman birincisi bağışıklık sistemimiz bozuluyor. Bak bu COVID içinde konuşayım yani. Bu korona içinde geçerli bu. Yani stres bağışıklık sistemini ciddi şekilde bozan bir şeydir. Ve bağışıklığımız zayıflar. Yani mikroplara karşı olan direncimiz düşer. Onun için stres işte kilo almada, tansiyon yüksekliğinde, kalp krizlerinde dedik biliyorsunuz. Evet. Diyelim ki bir yerinde plak var. O plakın çatlamasına en büyük sebeplerden birisi. Oradaki plan üzerine olan basınç strestir. Yani o stresi de artıran mesela işte heyecandır, üzüntüdür. Mesela televizyonlarda falan izliyorsunuz. Aslında onlar aslında doğru şeylerdir. Mesela baba kızına ya da oğluna kızıyor, işte biraz bağırıyor. Ondan sonra kalbini tutuyor. Aslında bu gerçek. Yani normalde de böyle oluyor. Çünkü onda işte stresten dolayı ne oluyor? Tansiyon yükseliyor, adrenalin yükseliyor. O ne yapıyor? Damarlara büzüyor. Orada plağın üzerine basınç yapıyor. Plağ çatlatıyor. Çatladığı zaman da biliyorsunuz hemen saniyeler içerisinde o damar tıkanmaya başlıyor. Ve zamanlı bir yarış. Yani stresin onun için kalp krizine tabii ki ilgisi var yani. Stressiz bir hayat diliyoruz. Mümkün olduğu kadar. Diliyoruz, temenni ediyoruz. Yani strese girmiyorum diyen yok. Herkes giriyor ama işte onun şeyini ayarlamak lazım. Biraz yani uzun uzatmamak lazım. Adil Rıza Hocam, biz toplum olarak en ufak konuları daha çok mu büyütüyoruz? Yani belki de incir çekirdeğini doldurmayacak yani sebepleri. Biraz geniş olmak lazım. Kendimize çok dert ediyoruz, sorumlu hale getiriyoruz. Evet. Maalesef. İşin içinden çıkmaz hale getiriyoruz. Engin Or diye bir şarkı da var. Turan Engin'in güzel bir türkü duru. Engin olacaksın, geniş olacaksın. Yani bazen de böyle hani çok sıkışmamak lazım. Mesela bir yerde sıkıştığın zaman, daraldığın zaman bir çözüm, o işten sıyırmayı öğrenmen lazım. Yani biz de burada strese giriyoruz ama ben mesela hani bir yerde strese girsem çok uzatmam mesela. Onu hemen o anda muhakkak giriyorsun. Bir şey oldu mesela, bir şey dedi falan hani kızdım falan ama onu çok uzatmamak lazım, çok sürdürmemek lazım, onun üstesine gelmek lazım, daha geniş düşünmek lazım, daha objektif düşünmek lazım, empati yapmak lazım. Yani mesela bir kişiyle tartıştığı şey yaptığın, onu da hani
Ya bu, yani bu baş etme yolları var aslında. Yani çok da o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu insanlar, kişiler de kendilerini zaman içerisinde böyle eğiterek ya da tecrübe ederek bu işin üstesine gelebilirler. Yani bu mutlu insan olalım. Şöyle yaşlandıkça ben mesela daha az stres yapıyorum mesela. Mutlu insanlar olmak için de mutsuzluğu hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Evet. Yani bazı insanlar var diyor ya. Ama zor bir şey aslında. Mutluluk işi aslında çok önemli bir kavram. Yani dünyanın da çok üzerinde hani böyle çok araştırma yaptığı çok ciddi bir konu ama böyle kolay bir konu değildi. Mutlu insanlar çok da yaşlanmıyorlardı. Tabii stres işte yani mutluluk biliyorsun. Yani mutluluk hormonlarımız hep yüksek olsun. İnsan ömrünü uzatır ya. Ya bu ateroskleroza da yani stres yani ben çok söylemedim ama stresin ateroskleroza da bu damar serpmesine de etkisi çok yani. Evet. O yüzden de rahat, relax. Evet. Çok fazla konuları kafamıza takmayacağız. Evet, evet. Yani olur ama uzatmayacağız. Evet, olur ama uzatmayacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel. Yine o kadar güzel konularla ekranları başındaki izleyenlerimizi bilgilendirdiniz ki. Çok önemli bir konuydu kalp krizi. Yani, her an hepimizin karşılaşacağı bir konu. Çok çok. Yani yani çevremizde olmayan yok yani. Evet. Herkes ciddi bir problem bu konu. Yani ölümlerin çoğunluğu da genelde kişiler kalp krizi diye konuluyor. Evet, yani bunun yaşı yok, cinsi yok, ırkı yok. Yok, yok. Yaşlısı yok, genci yok, kadın yok, erkeği yok. Yani genç yaşta da kalp krizi size kapınızı çalabilir. Tabii, maalesef çok görüyoruz çevremizde çok. O yüzden işte sizin vermiş olduğunuz o mesajları hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Evet. Güler yüz olacağız. Relax olacağız. Yediklerimize dikkat edeceğiz. Sigaradan uzak. Çok kendimize bir sosyal aktivite edinelim. Bir spor alışkanlığı edinelim. Çok önemli. O önemli bir konu. Yani zor gibi gözüküyor ama ben de çok zor olduğunu düşünmüyorum. Biraz uğraşmak lazım. Yani niye zaman ayırmıyoruz ki? Yani bence çok zor değil. Bir masa tenisi mesela kurmak o kadar zor bir şey değil ki. 300 lira bir abiye bir şey apartmansa bir bodrum katını oraya buraya koy. Masa tenisi de şu çok var, artık yani imkanlar da çok yani. Her yerde imkanlar çok. Yüzme havuzları çok yerde var. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsan koş yürü yani. Her yer parklarda, deniz kenarlarında, göl kenarlarında. Yani yeter ki size biraz insanların kendi elindeki evet, bir şey. Evet, evet. Siz istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Aynen öyle. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, yine keyifli bir programımızın sonuna geldik. Şifakatı programımızı bugün kalp ve damar cerrahisi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Celal'i misafir ettik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin
radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.